Irak'ta tansiyon düşmüyor. Günlerdir süren protestolara karşı Irak Başbakanı bir önlem paketi açıkladı ama bu paketin sorunu çözmede yeterli olup olmadığı sorgulanıyor. Diğer yandan gösteriler de sona ermiş değil. Basra'da başlayıp dalga dalga yayılan gösteriler Irak Başbakanı İbadi'ye adım attırdı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Basra'daki işsizlik sorununu çözmek için 10 bin memur ataması yapacağını açıkladı. İbadi, gösterilerin bir diğer nedeni olan elektrik ve su kesintilerine karşı da acil çözüm üretilmesi talimatı da verdi. Ancak bu talimat başka krizlere yol açabilir. Zira Irak Elektrik Bakanlığı, Basra'daki kesintileri giderebilmek için Musul'un elektrik payını düşürdü. Bu da Basra'daki sorun çözülse de Musul'da kesinti yaşanabileceği anlamına geliyor. Krizin çözümü için adım atan Bağdat yönetimi bir yandan da Basra'daki gösterilere katılanlara karşı operasyona başladı. Görgü tanıklarına göre yüzlerce kişi gözaltında. Gösterilerin yeniden şiddetlenmesi ihtimaline karşı kentte güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarıldı. Ancak bu adımlar gösterilerin önüne geçemedi. Basra'da gösteriler sürüyor. Hafta sonu da Basra'da hareketli saatler yaşandı. Devlet dairelerine girmek isteyen öğrencilere polis biber gazıyla müdahale etti. 40'tan fazla kişi yaralandı. Semava'da ise iki gösterici hayatını kaybetti. Irak'ın petrol zengini vilayeti Basra'da geçen pazar günü başlayan gösteriler Meysan ve Necef'in yanı sıra başkent Bağdat'a da sıçramış durumda. Orada da su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluk protesto ediliyor.